Cumhurbaşkanlığa adayı olacak mısınız? Orada biz kendimiz eğer bir parti olarak Cumhurbaşkanı adayı göstereceksek elbette ki partinin genel başkanı olarak bizim olmamız gayet doğal. Hı hı. E, kendimiz giriyoruz, kendimiz de yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir aday gösteriyoruz denildiğinde e, o durumda tabii ki... Bir ittifak içinde olmayacaksınız bu durumda hiçbir şekilde? Yok, biraz önce söylediğim gibi ilk seçeneğimiz, asıl istediğimiz kendi gücümüzle girmek, kendi ismimizle. Ama tabii seçime yakın zamanda değişik kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Yeni partiler kuruluyor. Mevcut ittifaklarda bazı değişiklikler olabilir. Siz olmazsanız kimi desteklersiniz? Onu şimdiden adayları da görmeden söylemek zor. Bir de tabii o desteklenecek şahıstan ziyade ne yapacağı önemli. Onunla tabii yani şu kişi çıkarsanız iyi olur diyebileceğiniz bir isim var mı? Yoksa ya yani şu kişi daha iyidir. <laughs> Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden desteklenmesi konusunda bir çaba gösterir misiniz? Yani 19 senelik bu icraattan sonra artık tabii yaptıkları yapacaklarının teminatı. Bir diğer e, meşhur atasözü Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir orada da olduğu gibi yani bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve etrafındaki kadronun çok da artık milletin menfaatine bir iş yapabilecek 2018'de olması zor. Oyunuzu. 2018'de biz herhangi bir bağlayıcı karar almadık. 2019 yerel seçiminde de aynı şekilde. Orada bazı yorumlarımızı, ifadelerimizi değişik yorumladılar. Sanki Cumhur İttifakı'na destek oluyormuş Sayın gibi. Sayın Erdoğan'a oy vermediniz mi? Yok vermedik <laughs> ve partimize de ama biz şuna verin veya buna vermeyin de demedik. Zaten o sırada e, 2018'de daha partimiz yoktu. Erbakan Vakfı çalışmalarını yapıyorduk. Evet. Parti 2018'in sonunda Kasım'da hatta Aralık başında kurulmuş oldu. 2019 yerel seçiminde de bizim girme hakkımız yoktu daha tabii yeni olduğu için. E, orada da biz herhangi bir yere e, yönlendirmedik e, ...teşkilatımızı, üyelerimizi... ...çünkü dedik ki yani mevcutta... ...çok yanlışlar var ama rakipleri... ...malum muhalefet geldiği zaman... ...bundan daha iyi de yapamaz... Ee, ...onun için... E, ...hayrın kendisi olmadan hiçbirine gitmeyin... ...şeklinde bir açıklamamız olmuştu... İnşallah artık bu önümüzdeki seçimde... ...yeniden refah olacağı için... E, Peki, ...buraya oyunuzu Sayın verin Erdoğan, ve kurtulun diyoruz... E, Sayın, Sayın Genel Başkan... ...şunu merak ediyorum... ...siz toplam oyu 1.36 olan... Saadet Partisi'nden ayrıldınız... Şimdi e, dolayısıyla orada Saadet Partisi'nde de herhalde kalan bir miktar oy olsa gerek tabii e, ki. Şimdi 1.36'nın kaçını siz alacaksınız? Şimdi o noktada şöyle biz doğrudan doğruya iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Neden bir iktidar değişikliği olması lazım? Bunu hem de verilere dayalı olarak ee, ...anlatıyoruz ve... ...bu değişikliğin olması halinde de... ...biz gelirsek bunu biz çözeriz diye... ...yine verilere dayalı olarak ortaya koyuyoruz ama bizi... ...maksatlı olarak... ...bir noktaya çekmek isteyenler de var... ...yani bütün e, derdiniz... E, ...bir önceki partinizle... ...mücadele etmek ve oradaki... ...işte bir buçuk ikilik oyu... E, ...kendi tarafına çekmeye çalışmak... ...bazen de genelde... E, ...maksatlı da oluyor veya... ...maksatlı olmasa da... E, ...sorular o meyanda oluyor... Ee, ...neden ayrıldınız, ne oldu... ...onlar mı milli görüş, siz mi milli görüşünüz ...sürekli o partiyle... ...bizi karşı karşıya getirip... ...orada maalesef zamanımızı... ...geçirmeye çalışıyorlar. Siz milli görüşün yerine iktidara... bir şey daha kullanıyorsunuz. Başka bir e, kelime daha kullanıyorsunuz. Yani milli görüşü vurguluyorsunuz... ...ama milli görüşle ne birlikte... Ne Milli görüşle birlikte daha... E, e, ...vurucu bir... E, ...kelimeniz daha var. Diyorsunuz ki biz milletin efendisi denilen çiftçimizin dramını ortaya koyarken Arabakan hocamızdan kalan bir şeyle yaklaşımla adil bir e, ...sistemi de getireceğinizi söylüyorsunuz. Adil sistem bir de önce millet diyoruz. Belki onu evet, söylüyor Evet Önce o, millet ellersiniz. ve adil sistem diyorsunuz. Bu durumda babanızın bırakmış olduğu... ...o adil düzen sistemini... ...veya adil ekonomik düzen... ...AED diye Sayın Hocamız hep anlatırdı. Onu yeniden uygulamaya koymayı planlıyor musunuz? Eğer e, Tayyip Bey'in... ...AK Parti'nin aldığı desteği... ...20 sene tek başında iktidarda kalacak şekilde alırsak... ...tabii o aşamaya da gelinebilir. Ama tabii e, ilk geldiğinizde... ...ilk etapta bu milletin e, bıçak kemiği kemiğe dayanmış durumdan kurtulması ve mevcut sistem içerisinde bir takım adımların atılması, iyileştirmelerin yapılması gerekir. 54. hükümette de aslında bunun örneği hatta onunla ilgili rahmetler bakan hoca da adil düzenin rüzgarı geldi sadece kokusu geldi demişti 11 ayda ki onda bile çok ciddi hizmetler oldu. Tabi bizim de ilk başta onu yapmamız lazım işte denk bütçe, efendim kamu tek hesabı, israfın önlenmesi, kaynak paketlerimiz burada bu kaynakların üretilip millete aktarılması bu kadar taşıdığımıza göre bir de tabii göstermek de istiyorum. O 54. hükümetteki mantıkla aynı şekilde borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak 15 adımla nasıl bulunacak? Bu ARGE birimimizin hazırladığı bir kitap. Bir propaganda kitabı değil, slogan kitabı değil. Bilimsel, e, teknik verilere dayalı. Bu kaynağı bulup bu kaynakla da Aynen 76-77'de Milli Selamet döneminde yapılan ağır sanayi hamlesinde olduğu gibi bu kitabımızla yeni çıktı. Hatta geçen hafta Ankara temsilcileriyle, medya temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısında lansmanını yaptık. 81 ilimize 634 tamam, tane proje hatırladım. var. Kalkınan Türkiye. Evet kalkınan Kalkına çünkü çözüyor. özellikle dişlilerin olması da tabii çarkların dişlilerin olması önemli. Çünkü bu projeler AVM, rezidans, otel, efendim park bahçe veya otoyol e, köprü projesi değil. Yani üretime, istihdama, ihracata yönelik dış ticaret açığının kapatılması, işsizliğin önlenmesi, Türk lirasının bugün olduğu gibi pul olmaması e, ve gerçekten kağıt üzerinde değil gerçekten zenginleşen ve bu zenginliği de adil bir şekilde bölüşen Türkiye için çok ciddi projeler. Bir de tabii doğuyu batıyı ayırt etmeden bütün milyonlarca gencimizin, işsiz insanımızın kendi toprağında doğduğu büyüdüğü şehirde istihdam imkanına kavuşması ve bu istihdamla da helal yoldan aldığının teyitle geçimini Diğer partiler geçimini ekonomi programı ile birlikte bir de demokrasi programı sunuyor. Sizin demokrasi programınıza rastlamadım ben o iki kitabı da e, okudum. E, Var mı ben mi görmedim yoksa onun bir hazırlığı mı var Onunla ilgili bir kitap olarak çıkarmadık ama tabii mevcut sistemle ilgili eleştirilerimizi <laughs> her fırsatta ortaya koyuyoruz. Hatta ona biz demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi demiştik. Sonradan iyileştirilmiş başkanlık sistemi de diyebiliriz dedik. Yani biz diğer muhalefet partileri gibi sistem konusunu bir e, olmazsa olmaz olarak görmüyoruz. Şöyle yani onlar diyorlar ki mutlaka birebir eski sisteme dönmemiz parlamenter lazım. Sistemi. Parlamenter sistemi. Geleceğim oraya. Sizin bakışınız ne orada? Başkanlık Bizim orada mı? aslında bakışımız tabii tek bir halkın seçtiği başkanın olması e, olabilir. Tekrardan bir cumhurbaşkanı başbakan ayrımına gidilmeyebilir ama meclisin güçlendirilmesi önemli bir şartımız. Yani meclise güven oyu mekanizmasının, gen soru mekanizmasının getirilmesi. Yer başkanlık gibi bir şey mi? O isimler aslında çok da önemli değil. Önemli olan tabii e, içindeki sistem nasıl olacak? Mesela meclisin yasama yetkisinin yeniden getirilmesi. Cumhurbaşkanlığı kararları şu anda çok müpem. Hemen hemen her şey e, Cumhurbaşkanı tarafından karar verilip götürülebiliyor. ...meclisi bu anlamda güçlendirmek lazım. Bütçenin mecliste görüşülmesi tamamen e, sembolik... Meclis onaylamasa da Cumhurbaşkanı enflasyon oranında bir düzenleme yapıp... ...tekrardan istediği bütçeyi devam ettiriyor. E, Sayıştay maalesef doğru düzgün bir denetim fonksiyonunu yerine getiremiyor. İşte Kuvvetler ayrılığı noktasında problem var. E, Anayasa Mahkemesi, HSK, Yargıtay... ...bunlar da doğrudan veya dolaylı olarak e, yarıdan fazlasını üyelerin... E, ...bir insan Sayın Cumhurbaşkanı belirliyor. E, bu tabi uygun bir şey değil. Yani bu aksiyen yönleri düzeltilmesi halinde... Ee, yine halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla e, devam edilebilir. E, mutlaka başbakan cumhurbaşkanı ayrı olacak e, diye bir şartımız yok. Ha ola da bilir. Yani Siz restore edilmiş bizim bir başkan sistemi, restore edilmiş, iyileştirilmiş diye onu da söyleyebilirsiniz.